Arkadaşlar merhaba, ben Murat Saltık. Sizlere daha önce Pocket 3 ile ilgili uzunca bir tanıtım videosu hazırlamıştım. Şimdi Pocket 3'e bir güncelleme geldi. Bu güncellemede neler var onlara bakacağız. Pocket 3'e kaydı iptal etme özelliği geldi. Kayıt sırasında istemediğimiz bir durum oluşunca, o kaydı silmek istediğimizde durdurup menüye girip silmemiz gerekiyordu ya da o dosya kartta kalıyordu, bilgisayarda silmemiz gerekiyordu. Bu da ayrı bir işlem yükü getiriyordu bize. Bazen dosyaları karıştırabiliyorduk. Şimdi kayıt düğmesini basılı tutarsak o kaydımız siliniyor. Böylece kartımızda fazlaca yer işgal etmemiş oluyor. Bir diğer özellik de selfie modu ile ilgili. Önceden selfie moduna da geçsek, joystick'i sağa doğru çevirdiğimiz zaman kamera sağa doğru dönüyordu. Şimdi selfie moduna geçtiğimiz zaman joystick'i sağa çevirdiğimizde kamera bize bakarken sağa dönüyor. Sola çektiğimizde ise sola dönüyor. Eski sistemde selfie ya da normal modda fark etmez, sağa çevirdiğimiz zaman kamera sağa doğru dönüş yapıyordu. Şimdi selfie modunda işte bu inverted denen ters çevrilmiş hareketi yapıyor. Selfie modunda sağa çevirdiğimiz zaman joystick'i kameramız sola dönüyor. Joystick'i sola çevirdiğimiz zaman da kameramız sağa dönmüş oluyor. Bu da belki takip için bir kolaylık sağlayabilir bizlere. USB-C kablo ile bilgisayara bağlantı yaptığınızda, işiniz bittikten sonra kabloyu çıkarttığınızda artık gimbalınız kilitlenmiş vaziyette kalacak. Ta ki siz çıkışı tıklayana kadar. Böylece bazı hareketlerin zarar vermesinin, gimbala zarar vermesinin önüne geçilmiş olacak. Bir diğer özellik de MIC 2 ile ilgili. Artık 15 dakika kadar MIC 2'yi kullanmadığınızda ya da kendisi bağımsız kayıt yapmadığında otomatik olarak kapanacaktır. MIC 2'ye bir düzeltme daha geldi. Bazı durumlarda ses seviyesi düşük kalabiliyordu. Şimdi burada yapılan düzeltmeyle artık ses seviyesi birazcık daha yüksek olacak şekilde videolarımız kaydediliyor. MIC 2 ile ilgili son bir güncelleme daha var. Bazı kullanıcılar problem bildirmiş olacak ki MIC 2 bağlantılığın kararlılığının arttırıldığı söylenmiş. Ben bugüne kadar MIC 2 performansı ile alakalı bağlantı yönde bir problem yaşamamıştım. Ama bu yönde de bir gelişme sağlanmış. Son özelliğimiz dahili mikrofonla ilgili. Ses kaydı yedeklemeyi açarsanız bütün parametreler kamera ile aynı olacak şekilde ayarlanacaktır.